Ben bütün sorulacak ve cevabı hazır bütün bilgileri içeriyorum. Yani bu nevi mahfuz demektir. Ben bütün cevapları tavsilatlı, detaylı, referatlı anlatılmış bir şey hologramı biliyorum. Oradaki sorduğun sorudan cevabı hazır. Burada sıkıntı ne? Soru sormayı bilmek veya bilememek. Klavyeyi kullanmak. Belki mahfuzun klavyesi oluyor. Evet. Yani biz geleceğiz bu klavyeye basacağız sadece. Evet. Yani soru sormak sanat haline geliyor burada. Allah şöyle bir güzellik verdi. 60 yıl daha koydu. Levh-i Mahfuz'dan 60 yıl daha koydu. Bildiğiniz Kur'an üzerinde. Orada duruyor. Oradaki soracağım hiçbir soru bende cevapsız değil. Fakat benim tek sıkıntım hani elbise giyeceğim de beyaz olmasın. Ne olur? O zaman 7 renk var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor. Bu hangi elbiseyi giysem? Benim sıkıntım o. Lacivert mi giysem? Hangi bağlamda söyledim bunu? Hangi elbisenin rengini vereceğim sana? Mesela 1-2-3 kolay. Artık öyle bir hale getirdik. 1-2-3'ü çok rahat anlıyoruz. 3-3'ü de çok rahat anlıyoruz. 4'e geldik. 4-3'ü verdiğim zaman siz isyan ediyorsunuz. Bugün beni harada güreye girdim ya. Onun gibi. Birdenbire ne olan bir ağır ol falan filan daha falan diyorsunuz ya. Ama 4-3'ü 4'ü öyle veriyorum. Biz size kıyak geçtik 2'yi anlattım. 3'e çıkmadık yani. Allah'ı bilmeniz, bulmanız için Kur'an yeter. Ben size ne anlattımsa, ne öğrettimse, neyi yazdımsa, neyi çizdimse hepsi Kur'an'dır. İster Levh-i Mahfuz ana kitap olsun, ister Kur'an olsun. Hepsi Kur'an'dandır. Size ne yazdımsa Kur'an'dır. Ne kadar çok şey biliyorsun diyorsun ya, hepsi tafsilat. Tafsilat Kur'an'dandır. Kur'an içindedir, tafsilatlıdır Kur'an. Mufassaldır, öyle derler. Bütün detay ayrıntı içindedir. Mesela desen, mesela kelimesi, metala, metal. Eyvah, öyle bir girecek ki şimdi, seneye çıkacağız. Misal kelimesi, bir mesela diye sorduğun zaman, mesela ne demek, bitti, hayatın kaydı. Benim zaten kaydım da senin kaydın. Şimdi şu alimler var ya, yani misal. Bütün herkese veriyoruz da sadece bunlar biliyorlar falan. Nasıl oluyor lan o? yani ne başlıyoruz? Dertkacı razı bilmemesi demek, Levh-i Mahfuz'da eksik var. Evet. O anlama geliyor. Allah korusun. Çok basit bir kayyum kelimesi, doğrusunu yaptık. Doğrusunu bulduk. Kayyum, doğrusu bu. Kayyum atadık. Doğru, o da doğru ama bu o değil. Bu o anlama gelmiyor. O zaman Hüvel Hayyum, kayyumdaki kayyum ne oluyor? Yani bir şey yerine koysun, namazı yerine koydun falan filan. Bak Allah'ı niye yerine koyacaksın? Kayyum dersen bağlayıcı oldu, Allah da bağladı. Allah'ı iptal edersek yerine Zevs'i kayyum yapabilir miyiz? İşte o zaman olmuyor. Çünkü gerçekten kayyum olan kendinden kayyum olan Allah'tır. Kendi kelimesi yani gizli sef kelimesi nefsihi odakla geçiyor. Nefs. Onun nefsi. Dedi geçiyor. Bu Azerice'deki özüm. Menem özüm. Özüm. Özüm derken kendim anlamında yüklüyor ama onlar hanki yani kendi de diyorlar Azeriler. Hanki de kullanıyorlar, kendi kelimesi de kullanıyorlar. Fakat veya hamisi falan diye kullanıyorlar. Bir de hamisi var o şey hepsi demek. O değil mi belli değil. Bunlar hep şey yerine geçiyor. İngilizce'deki self falan yerine geçiyor.
İsa ile ilgili ayetler de var Kur'an'ın. Sen bende olanabilirsin. Ben sende olanabilmem derken yani senin nefsinde olanabilmem. Evet, öyle bir kelime geçiyor orada. Evet. Hani orada enfüs çoğul kullanamayacağı için. Kod kullanamayacağı için. Burada kelimeyi kendi olarak kullanacağız. Allah'ın nefsi yok ama Allah'ın kendisi var. Kendisi, zat-ı âli var yani. Kendisi var. Allah'ın kendisi. O yüzden meallerde senin zatında olanı bilmem diye söylüyorlar. Evet, evet. Öyle diyorlar. Evet. Evet, zatında olanı ben bilmem. Şeye, Hazreti İsa'nın cevabı olan ayet. O ayet, evet. Öyle bir şey dediysen de. Sen mi beni anneni ve iki ilah edinin? Dedim. Dedim diyor. Tam sen olarak ne diyor? Bir daha söyleyeyim. Sen mi söyledin diyor? Anneni ve seni ilah edinin diye dediler. Diyor değil mi? Sen mi söyledin ki? Sen mi söyledin ki? Üçleyin bizi üçleyin, diye. Üçleyin ha, teslis için. O ne diyor? O da yani ne söylediyse sadece adını biliyorsun. Zaten evet. Bunu bir chatte uzun uzun yazmıştın. Evet evet yazmıştık hatta. Peki nereden biliyor? Neden Allah biliyor? Her şeyi bilir de Allah bir fazladan bir ruhla yükledi. Ruh-i Kudüs. Ruh-i Kudüs. Ruh-i Kudüs'ü kastediyor orada İsa. Sen zaten diyor İncil'i koydun gönderdin. Yani ben bir kıyasla bak ben öyle bir şey söylemiş olabilir miyim? Ben nefsinden konuşamam ki dedi. Senin kelimenim zaten diyor. Evet çünkü ben Allah'ın kelimesiyim. Allah'ın kelimesiyim. Kelimetullah'ım ben. Kelimat. Kelimeyim ben. Kelimetullah. Peygamber içinde birkaç yerde geçer. Vahiyi yalanlıyorlar. Vahiy falan yok ya diyor bu diyor. Mecnun gibi yatıyor yere. Ben örtün deyip şey kandırıyor bizi falan diyorlar. O zaman Allah şeydi o diyor nefsinden heva olarak heva etmez. Evet. Evet. Heva yoktur onda. Nefsinden ama. Nefsinden konuşmuyor. Kendinden konuşmuyor. Ben de benzer bir durumum var. Yaptığım şakalar hariç maalesef nefsimden konuşmuyorum. Şaka olarak her tarafı söylerim. Çünkü o tarafı insan tarafı. Ben insanım. Zaten insandım. Hep insanım. Ama nefsimden konuşmam. Ya acaba şu Kur'an şöyle olsa daha bir iyi olurdu ya. Bana kalırsa. Ulan sen kimsin? Sana ne kaldı? Ne kalıyordun? Manyak mısın? Çarpılacak. Ben ya Kur'an'a şey demem. Taklattıramam. Ama bazen takılırım. İşte adam biri Allah'tan iddiaya tutuşmuş falan. Anlatırım onu da o ayrı bir insan. Hakka şöyle çok güzel anlatıyor kaptanım. Meallerden anlaşılmıyor ama Hakka. 38'e mi? Hakka. Evet. Eğer bir takım kabilleri, kabil bizim üstümüze yani İstihar ederek kaldetseydi diyor. Evet. Hem yeminini alırdı, hem yetimini kopartırdı. Evet, evet, evet. Yani orada resmen şey var, Dabbetüraz gördüm. Direkt. Yani o kelime de sürün kavmidir diyor zaten. Kavmi. Şair evet, değildir, evet. Bir kahin değildir. Evet. Neredeyse inanmıyorsunuz yani. Zaten şey de öyle değil mi? Dabbetüraz, yetince inanmıyorsunuz. İman etmiyorsunuz yeterince. Ayetlerimize yeterince ikan olmadıklarını söylüyor. Orada neyin yeteri bu? Pay payda ne? Orada benim söylediğim bir şey. Hologram ise bütün cevaplar var. Bütün cevaplar var. Ve bütün cevaplar da Dabbetüraz'a koydum. Sen doğru soru sorarsan yeterince imanlı olur. Tamam mı? Memnun ol. Ya da bu lanet şeytan bir yerden girer. Ya adama baksana ya, tipe bak ya, bununla mı konuşacaksın? Hadi ya gidelim. Manita var şeyde orada tavlayalım falan bir şey olursa da ayak değişiyor. Ben insanları neye çağırıyorum? Yeterince inanmaya. Bütün sorular cevapsa kendini alın diyorum. Alın diyorum. Benden bu kadar ya, bu sene bu kadar. Fazla almıyor falan. Benim problemim değil. O enough. Enough.
kelimesine giriyor. İnaf, bana inaf yani. Ne diyor adam? Hamdım piştim oldum diyor falan filan. O bile yanlış. Kimse olamaz ya. Oldumsa haşa bin haşa. Tövbe tövbe ben oldum lan. Değil mi? Ne bir şey ya. Sana oluyor. Ben diyorum hani oraya yüz tutacağız inşallah diyorum ya. Olsam ben olacağım ya. Bir adama benzeyeceğim. Yani. Ne oldum demeyeceğim. Hı hı. Eğer o pakette ne vardı şeydiniz? Bir paket var ya içinde her şey hologram. Ama kainatın içinde şu kadar. Bunun içinde. Bu. Bundan özetle ne var deseydin, etiketi kaldırırdım, şu var derdim, siz okudunuz, okurdunuz, Rabbi zıtni enni, bu var derdim. Evet. Ey hologram, genişle, genişledikçe genişle, genişledikçe genişle. Öyle bir genişle ki, kainatın sonu dediğimiz cennetler, en büyük cennet, arşın dibindeki cennete git, hurinin gözünü anlat. Gitmediğin yerlere git ve anlat. O kadar genişle. Yani o pakette ne var dersen, hologramın altında kalibera var. Burada hologram şu dünya hayatı var. En üstte de sabıkum var. Yani gerçek vücut. Gerçek vücut var. Burayı da anlatabiliyorum, burayı da anlatabiliyorum. Yani dibinde kapağı da anlatabiliyorum. Ama nasıl oluyor bu? Rabbi zıtniyim mi? Tık. Tık, tık, tık geliyor. O kadar şişiyor ki pompaladığım şey tavanla taban arasında sıkışıyor. Bitti, tamam. Şu anda oldum. İşte bu oldum demek. Artık genişlemiyor çünkü. Genişlemiyor. Sen istediğin kadar de Rabbi zıt değil mi de artık pompa o kadar basıyor. Ama onu bu hale gelinceye kadar da arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bu hale gelinceye kadar da her an yüz trilyonlarca kez. Çünkü neden biliyor musun? Rabbi zıtniyin dediğinde zayit olan kelime, ziyade olan bir kelime var orada. Ziyadenin, zayidin karşılığı şey, üstel kelimesi, eksponans kelimesi. Evet. Şimdi bir kere iki yap demek değil. O zayıf artı oldu. Ben öyle demedim. Zıt mı dedim? Yani ahir, zayıf ahir. Bir daha değil olay. Ben onu demiyorum ki sana. Ya lineer değil de ilmesel. Evet. Şöyle. Evet. Zıt çok. Zayıf bu. Evet. Artı bir, artı bir, artı bir, artı bir gider. Bereket. Bu olur, bir anda böyle olur. Kar topu evet, gibi bir varlaması gibi. Benim dediğimde mesela 1640 dedim değil mi? Üstel 1640 yazayım. 1640 kar artacak. Sonu yok. Sonu gelmiyor. Sonu gelmiyor. Sonu yok. Orada zıtni kelimesi zayıf artmak, ziyade olmaktan öte. Kelime bak dikkat et. Zıtni. Yani oradaki kelime üstel bir artıştan bahsediyor. Böyle bir artsın ki bu ilmim böyle diyelim yüzle merhaba yapayım yani. Öyle artsın. Öyle bir artsın. Ve bu kelime Allah'tan bize en kısa yoldur. Bir, 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 bir değil bu. Bir de bereket var. Bir, iki, bir, iki, üç, em. O da değil. Üzerine öyle bir kelime koyuyorsun ki sen tut, aşk olsun tutarı. Biri sonsuzla çarpmış gibi oluyorsun. Öyle diyeyim, öyle diyeyim yani. Üstel kelimesi o anlama geliyor.